Geçen dersimizde termodinamik çevrimlerle ilgili tartışmamızı hemen hemen bitirmiş. Daha sonra kalorimetre konusuna geçerek termodinamik değerlerin nasıl ölçüne bakmıştık. Tabii kalorimetre sadece oluşmasını ölçmekte kullanılmaz. Bunun yanında ısı kapasiteleri gibi standart termodinamik değerlerin ölçülmesinde de kullanılır. Biliyorsunuz ısı kapasiteleri belli bir sistemin sıcaklığını 1 derece yükseltmek için verilmesi gereken ısı miktarıydı. Burada incelenecek olan sistem kalorimetre içine konuyordu. Kalorimetre içinde bir ısı kaynağı vardı ve bu ısı kaynağı da bir akım kaynağına bağlıydı. Dolayısıyla verilen akım ölçülebildiğine göre kalorimetreye verilen ısı da kolaylıkla belirlenebiliyordu. Malzemenin sıcaklığını da ayrı bir yerde belirliyordunuz hatırlarsanız. Kısaca bu ısı kapasitesi gibi termodinamik değerlerin ölçümünde son derece kullanışlı bir yol. Örneğin faz geçişleri normal termodinamik reaksiyon için son derece uygun. Bu tip termodinamik hesapları yapmak için sabit basınç ve sabit hacim kalorimetreleri rutin olarak kullanılmaktadır. Sonra da bu tip hesaplamaları kullanmak suretiyle reaksiyonun enerji değişimi nasıl belirlediğini görmüştük. Nasıl belirleyeceğimizi görmüştük. Örneğin reaksiyon entalpisi gibi. Bu termokimya konusunu bitirmeden evvel en son olarak son derece kısa bir şekilde reaksiyon ısılarını nasıl formüle edebileceğimizi görelim. Tabii bu bağ enerjileri cinsinden yapılacak. Muhtemelen bu bağ enerjilerini kullanmak suretiyle uzun hesaplamalar yapmayacaksınız. Maddelerin oluşmasılarına tablolardan rahatlıkla bakılabilir. Oluşmasıları son derece hassas bir şekilde tespit edilmiştir. Dolayısıyla önce ürünlerin daha sonra da tepkenlerin oluşma entalpilerini bulup bunları birbirinden çıkarmak suretiyle reaksiyon ısı kolaylıkla belirlenebilir. Bu bilgiler çok sayıda malzeme için mevcut olduğundan bu reaksiyon enerji değişimini bulmak için hem en basit hem de en hassas yaklaşımlardan biridir. Şimdi de molekülleri göz önüne alalım. Moleküllerde kimyasal bağlar bulunur. Örneğin elimizde metan veya etan olabilir ve siz de bunları yakıt olarak kullanmak isteyebilirsiniz. Yani bunların sahip olduğu enerjiden faydalanmaya çalışırız. Bu durumda bunların depoladığı enerji miktarını bulmak önem kazanır. Bu hesabı yaparken önce tepkenleri alır. Bunların bağlarını kırmak suretiyle oda sıcaklığı basıncındaki elementlerini ayırırız ve daha sonra bunlar arasında yeni bağlar oluşturmak suretiyle ürünleri oluştururuz. Bu durumda net bir enerji değişimi söz konusudur. Biyolojik sistemlerde de bu son derece önemlidir. Biyolojik, biyokimyasal enerji değişimi açısından bakılınca neyin yakıt olarak kullanıldığı ve hangi ürünlerin ortaya çıktığını bilmek oldukça önemlidir. Burada bağlar açısından yarı niceliksel düşünme son derece önem kazanır. Her şeyi tutup da tablolardan bulmak kolay değildir bazen. Tabii çok detaylı bir hesaplama yapacaksınız. Elinizde tablonun bulunması büyük kolaylık sağlar. Ancak ister mekanik ister biyolojik olsun bir sistemin nasıl çalıştığını bulmak istiyorsanız bu sistemin bağ enerjileri açısından düşünmek son derece büyük kolaylık sağlar. Şimdi kısaca bağ enerjilerine bakalım. Bu konuyu 511 ve 512 derslerinde görmüştünüz. O yüzden işin detayına girmeyeceğim ve bazı kavramları vermekle yetineceğiz. Zaten tüm bunlar beyninizde taze durumda. Buradaki temel amacımız tek bir bağın oluşturulması veya kırılması durumunda ne kadar enerji gerektiğini belirlemek. Buna bir örnek olarak metanı alalım. Son derece basit bir madde bildiğiniz gibi 4 tane CH bağı içermekte. Peki bu bağların kırılması sonunda ne olur? Tabii metan gazıyla başlıyoruz ve gaz fazında bir atom karbon, 4 atom da hidrojen elde ediyoruz. Buradaki enerji değişimi bizim bildiğimiz oluşma enerjisi değildir. Oluşma ısısı tanımına göre elementlerin standart hallerinde olması gerekir. Buradaki en büyük fark ise bu elementlerin standart hallerinde olmadığıdır. Örneğin karbonun oda sıcaklığı ve atmosfer basıncı altındaki standart hali grafittir ve bu bir katıdır ve görüldüğü gibi gaz fazındaki karbon atomları değildir. Hidrojenin standart halde H2 şeklindeki hidrojen molekülleridir ve atom halinde değildir. Dolayısıyla bu bağ enerjilerini bilmemiz gerekir. Şimdi bunu belirlememize yardım edecek bir çevrim oluşturalım. Dolayısıyla bu bizim birinci basamağımız olsun. Birinci basamak. Bu bizim nihai hale gelmek için kullanacağımız yollardan biri. Bu reaksiyon için oluşma entalpisi bir tane CH bağının oluşma enerjisinin 4 katıdır. Şimdi bunları
Oda sıcaklığında ve atmosfer basıncındaki standart hallerindeki elementlerini ayıralım. Buna göre burada 1 mol grafit halindeki karbon atomu ve 2 mol hidrojen molekülü olmalıdır. Bu bizim ikinci basamağımız. Ve bu da bizim üçüncü basamağımız. Artık burada bir sorunumuz yok çünkü elimizde standart haldeki elementler var ve bunları kullanırsak oluşma entalpilerini kullanmamızda bir sakınca yok. İşte işin anahtarı bu. Birinci basamağın delta H1 değeri CH bağ enerjisinin 4 katı olarak alınmıştı. İkinci basamak için olan enerji metanın oluşma enerjisidir ki buna kolaylıkla bakabiliriz. Üçüncü basamak ise benzer olarak gaz fazdaki karbon atomuyla gaz fazdaki 4 tane hidrojen atomunun oluşma reaksiyonu. Bunların ayrışmasılarına atomlaşması denir ancak burada da bir sorun yok çünkü bunlar da aynen oluşmasıları gibi tablolar halinde verilmiştir. Eğer elinizde detaylı bir el kitabı varsa gaz halindeki karbon ile gaz halindeki hidrojenin oluşma entalpilerini kolaylıkla bulabiliriz. Dolayısıyla tüm veriler kolaylıkla bulunabilir. Yani bu veriler her yerde mevcuttur. Burada bu karbonun atomlaşma entalpisi artı hidrojen molekülünün atomlaşma enerjisinin 2 katı olarak alınabilir. Bunlar da listelerde mevcut olup bunlar tabii ki molar değerlerdir. Tabii burada bir çevrim yapmış oluyoruz. Biz biliyoruz ki buradan buraya gitmek bu iki basamaktan buraya gitmek aynı şey. Yani delta H1 değeri delta H2 ve delta H3 değerlerinin toplamıdır. Buna göre bu karbon, hidrojen, bağ enerjisinin 4 katı, bu ise metanın oluşma entalpisinin eksi değeri ve bu da hidrojen molekülünün atomlaşma enerjisinin 2 katı. Bunlarla ilgili sayısal değerlere bakarsak karbon hidrojen bağı oluşma enerjisinin 416 kilojoule olduğu görülür. Bu tip değerleri hafızanızda tutmak faydalı olabilir. Artık temel kimyasal reaksiyonların enerji değişimleri hakkında belli fikriniz oldu sanırım. Örneğin hidrojen bağlarının kuvveti yaklaşık 20 kilojoule bölü mol civarındadır. Bu tip bazı basit değerleri bilmek sizin kimyasal veya biyolojik olaylarda ne olacağını tahmin etmenize olanak sağlar. Bu inceleyebileceğimiz en basit hallerden birisi. Çünkü burada sadece 4 tane benzer bağın kırılması söz konusu. Buradan başlamak suretiyle farklı bağların enerjilerini bulmamız mümkün. Burada tipik bir CH bağının yani karbon hidrojen bağının enerjisini bulmuş bulunuyoruz. Bu işi etan içinde yapabiliriz. Etanın bilindiği gibi bir tane karbon karbon bağı ve çok sayıda karbon hidrojen bağı vardır. Burada karbon hidrojen bağ enerjisini bildiğimize göre bu değeri ve ilgili oluşma enerjini kullanmak suretiyle karbon hidrojen bağ enerjisini özür dilerim karbon karbon bağ enerjisini bulmak mümkündür. Bu işi devam ettirmek suretiyle çok geniş bir bağ enerjileri tablosu oluşturabiliriz.
Burada ilk örnek olarak etanı verelim. Etanın molekül yapısı bu şekildedir. Burada hangi bağları kıracağımızı dikkatli bir şekilde saymamız lazım. Etan molekülü iki tane gaz halindeki karbon atomuyla altı tane gaz halindeki hidrojen atomuna dönüşmektedir. Buna bir reaksiyonu diyelim. Dolayısıyla delta H1 değeri karbon, hidrojen bağ enerjisinin 6 katı artı karbon, karbon bağ enerjisi şeklinde verilir. Bizim tespit etmeye çalıştığımız değer de karbon, karbon bağ enerjisi. Burada da benzer bir çevrim oluşturabiliriz. Buna göre burada 2 mol grafit halinde katı karbon ve 3 mol de gaz fazında hidrojen molekülü meydana gelmektedir. Aynen önceki durumda olduğu gibi delta H1 değeri etanın oluşma entalpisinin eksi işaretlisi, karbonun atomlaşma enerjisinin 2 katı ve hidrojen molekülünün 3 katının toplamına eşittir. Bu iki değere tablolardan bakabiliriz. Bu değere de bakabiliriz. Dolayısıyla CH yani karbon hidrojen bağ enerjisini kolaylıkla belirleyebiliriz. Tablolardan bakabiliriz ve bütün bu değerleri belirleyip yerlerine koyduktan sonra karbon karbon bağ enerjisini 342 kilojül olarak buluruz. Evet, bu işleme devam etmek ve çok daha büyük molekülleri incelemek suretiyle çok daha fazla veri elde edebiliriz ve bunlar da normal moleküler enerji değişimi hesaplarında büyük kolaylıklar sağlar. Bağ enerjileriyle ilgili herhangi bir soru var mı? Tabii bağ enerjilerini biliyorsak oluşmaları hakkında tahmin yürütebiliriz. Örneğin elimizde yeni bir madde olsun ve biz de onun oluşmasını bilmiyor olalım. Ancak maddenin yapısıyla hangi bağları içerdiğini biliyor olalım. Dolayısıyla bu bağ enerjilerini biliyorsak onun oluşması hakkında kaba bir tahminde bulunmamız mümkündür. Burada size örnek vereceğim fakat sayısal değerler üzerinde pek fazla durmayacağım. Diyelim ki N pentan yapmak istiyorum. Formülü C5 H12. Burada karbon, karbon ve karbon, hidrojen bağlarını doğru saymak önemli. Biz halihazırda hem karbon, karbon hem de karbon, hidrojen bağ enerjisini biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir maddenin oluşma entalpisini rahatlıkla tahmin edebiliriz. Kabaca da olsa tabii burada ilgili çevrim göstermemiz gerek. İşe gaz fazındaki atomlarla başlıyoruz. Ve buradan N pentan oluşturuyoruz. Burada tabii ki bağ enerjileri söz konusu. Ve biz bunları temel olarak biliyoruz. Ve bunları standart sıcaklık ve basınç altında kararlı haldeki elementleri döndürmek suretiyle çevrimimizi tamamlıyoruz. Ve bu reaksiyonu bir, bu reaksiyonda iki ve bu reaksiyonda üç reaksiyonu olarak işaretliyoruz. Bu bizim eksi delta H atomlaşma değerimiz. Bu da bizim N pentan oluşma entalpimiz. Şu ana kadar bulduğumuz bağ enerjileri nasıl kullanacağımızı göstermeye çalışıyoruz.
göstermeye çalışıyorum. Bulduğumuz atomlaşma enerjilerini kullanmak suretiyle oluşma entalpisini belirliyoruz. Bunu yaparsak sonuç olarak -152,6 kilojoul gibi bir değer elde ederiz. Bu değeri hesapladıktan sonra tabloya bakarak gerçek değerle karşılaştıralım. Bu değer -146,4 kilojoul. Dolayısıyla arada yüzde bir kaçlık fark var? Peki bu fark nereden kaynaklanmaktadır? Evet, kesinlikle metan için bulduğumuz karbon-hidrojen bağı enerjisine her karbon-hidrojen bağına uygulayamayız. Etan için bulduğumuz karbon-karbon bağı enerjisinde her karbon-karbon bağı için uygulamayız. Pek fazla olmasa bile bunlar arasında belli bir fark vardır. Dolayısıyla bunları kullanırsak bu net bir hesaplama olmaz. Ancak bu niteliksel veya yarı niteliksel açıdan bizim için yeterlidir. Başka bir örnek olarak da neopentan alalım. Neopentan. Bu n-pentanla aynı kapalı formüle sahip olup aynı sayıda karbon, karbon ve karbon hidrojen bağı içerir. Dolayısıyla yukarıda yaptığımız hesaplamalara göre aynı sonucu elde etmemiz gerekir. Çünkü toplam bağ sayısı aynı. Ancak neopentan için oluşma entalpisi yaklaşık 161 kilojul civarıdır. 161 eksi 161 kilojül. Görüldüğü gibi bu değer büyük bir farklılık göstermektedir. Bu değerler bize normal şartlar altında neler olduğu hakkında bilgi verir. Bağ enerjileri ile ilgili herhangi bir sorunuz var mı? Artık yeni bir konuya geçebiliriz. Bugün inceleyeceğimiz termodinamiğin ikinci yasası. Bundan sonra inceleyeceğimiz tüm konuları kapsamaktadır. Şu ana kadar sadece enerjinin korunumu ilkesine değindik. Enerji değişimi konusunu anlayıp buna katkı yapan değerleri belirledik. Bunlar ısı ve işte hatırlarsınız. Bunların nasıl hesaplandığını gördük. Sabit hacim ve sabit basınç şartları altında neler eşit olduğunu belirledik. Bu şartları kullanarak entalpi ve iç enerji terimlerini tanımladık vesaire. Bu kavramları tam olarak anlamak için biraz çalışmamız gerekir ama bunları bir kere anladıktan sonra bu hesaplamaları yapmak son derece basit bir iştir. Isı ve iş kavramlarını anlamak ve bunların nasıl bir katkıda bulunduklarını kavramak için biraz çalışmak gerekir ve biraz pratikle bu iş son derece kolay bir şekilde halledilebilir. Her şey yeterli şekilde çalışmaya bağlıdır. Şu anda başlamak üzere olduğumuz konu bundan biraz daha farklı ve biraz daha zor. Çünkü burada inceleyeceğimiz husus herhangi bir olayın kendiliğinden olup olmayacağının neyin belirlediği biraz daha zor. Herhangi bir olay kendiliğinden olup olmayacağını ne belirler? Şu ana kadar yaptığımız derslerde bu konuya hiç değinmedik. Mesela reaksiyonları ısı veren mi yoksa ısı alan mı reaksiyonlar olduğunu belirledik. Ama bunlar bir olayın kendiliğinden olup olmayacağını belirleyen faktörler değil. Bunlar belli oranda katkıda bulunurlar ama temel olarak bu olayı belirleyen faktörler değildir. Peki bunu belirleyen temel faktör nedir? Mesela elimizde bir sistem olsun, bu bir makine olabilir, kimyasal bir reaktör olabilir veya biyolojik bir olay olabilir. Peki burada dengenin nerede olduğunu ve reaksiyonun bu da dengeye erişmesi için gitmesi gereken yolu belirleyen faktör nedir?
Şu ana kadar tartıştığımız hiçbir şey bunu belirtmemizi sağlamaz. Bunu yapmanın birkaç tane basit yolu vardır. Bunlardan bir tanesi ısı çeken bir çevrimsel işlem tasarımladığımızı düşünmektir. Aynen bir buzdolabı gibi. Bu ısıyı soğuk bir bölgeden alıp oda veya pencerenin dışı gibi sıcak bölgeye taşıyan bir sistem. Isıyı direkt olarak uzaklaştıralım. Bir sakıncası var mı? Bunu yapabilirsiniz ve bunu yaparken de birinci kanunu ihlal etmiş olmazsınız. Son derece basit bir örnek alalım. Mesela elimizde şöyle bir kap olsun ve bu kap bir duvarla iki kısma ayrılmış olsun. Bunun bir tarafını gazla doldururken diğer tarafını vakumla boşaltayım. Bu aradaki duvarı kaldırırsam gaz anında boşluğa doldurur. Anında boşluğu doldurur. Beklenen şey de budur. Peki neden? Birinci yasa bana bunun olup olmayacağı hakkında hiçbir şey söylemez. Neden ters yöne gitmiyor mesela? Arada bir duvar olmadığı durumda gaz neden kutunun bir köşesinde toplanmıyor? Diyelim ki elimizde son derece seyreltik bir gaz var. Bu durumda gaz kutunun bir tarafında toplansa bile gaz moleküller arasındaki etkileşim kuvvetleri ihmal edilebilecek kadar küçük olur. Peki bu durumda bile bu iş neden olmuyor? Bunun olmaması bizim için çok iyi. Çünkü böyle bir şey olsaydı bu odadaki hava şuradaki bir köşede toplanırdı veya havadaki oksijen bir köşeye yığılırdı. Ve hepimiz boğularak ölürdük. Birinci yasa bu sizde herhangi bir şey söylemiyor. Bunun neden bu şekilde cereyan etmesinin sebebi neyse bunu bizim birinci yasada bulmamız mümkün değil. İşte termodinamiğin ikinci yasası ve entropi kavramı bu yüzden geliştirildi. Bu yasa sayesinde kendiliğinden olan olayların hangi yönde cereyan edeceğini ve erişilecek denge durumunun ne olduğunu anlamamız mümkün oldu. Termodinamiğin ikinci yasası ve entropi kavramı tamamen bu konuya eğilir. Bu yasa bize kendiliğinden olan bir değişimin yönünün ne olacağını söyler. Ayrıca bu yasa bu olayı belirleyen faktörün ve kendiliğinden olan bir olay sonunda erişilecek olan denge durumunun ne olduğunu da açıklar. Bu yasa kendiliğinden olayların yönünü belirleyen bir prensip getirir. Başka bir deyişle bize zamanın yönünü gösterir. Eğer sistem kendiliğinden belli bir yönde bir halden başka bir hale gidiyorsa zamanın yönü de bu yöndür. Zamanın yönünü gösterir. Çok önemli. Ben burada iki tane ifade yazacağım. Bu ifadeler ikinci yasanın farklı tanımları. Önce basit olanla başlayalım. Clausius'un ifadesi. Birinci yasa evrendeki enerjinin sabit olduğunu söyler. Ancak enerji bir şekilden başka bir şekle döndürülebilir. İkinci yasa ise evrenin entropisinin arttığını belirtir. Entropiyi yeniden tanımlayacağız. Ben bunları size kendiliğinden olan olayların nasıl cereyan ettiğini kafanızda canlandırabilmeniz için yazıyorum. Bu bize enerjinin korunacağını söylerken
Bu da bize kendiliğinden olan olayların hangi yönde olacağını gösterir. Başka bir deyişle bu yasa bize biraz sonra tanımlayacağımız entropiyi fonksiyonunun artması için kendiliğinden olan olayların hangi yöne gitmesi gerektiğini söyler. Bu değerin bir hal fonksiyonu olduğunu göreceğiz. Bu da bize kendiliğinden olan olayların yönünü anlamamıza yardımcı olacak. Aynen birinci yasada olduğu gibi ikinci yasada maddenin moleküler yapısının net olarak anlaşılmadığı bir dönemde ortaya atılmıştır. Biz burada ikinci yasa ve entropiyi makroskopik açıdan inceleyeceğiz ve dönemin ilerleyen safhalarında ise bu konuyu mikroskopik açıdan ele alacağız. Yani mikroskopik açıdan biraz istatistik termodinamik yapacağız ve entropi ve düzensizlik kavramını mikroskopik ölçekte inceleyeceğiz. İkinci yasanın ortaya atılmasının temel sebeplerinden biri endüstriyel devrim sırasında insanlar çeşitli sistemler yapmak istiyorlardı. Mesela insanlar çeşitli makineler yapmak istiyorlardı, buhar makineleri yapmak istiyorlardı, soğutucular yapmaya çalışıyorlardı ve anlayamadıkları bazı hususlar vardı. Bunlardan biri mesela %100 verimli bir makine yapamadıklarıydı. Bildiğiniz gibi bir buhar makinesinde bir ısı kaynağı vardır. Bundan ısı çekerek işe dönüştürebiliriz ama çektiğiniz ısının asla tamamını işe çeviremeyiz. Acaba neden? Neden? Peki bu husustaki sınırlamalar ne? Mesela elde edebileceğimiz en yüksek verim ne? Dolayısıyla insanlar bu hususlar üzerinde çok ciddi bir şekilde düşünmeye başladılar. Şimdi bu hususlarla ilgili bazı örneklere bakalım. Önce mümkün olmayan olaylardan birini çizelim. Mümkün olmayan olaylardan biri. Isı makinesi. Mesela bir ısı makinesi yapmaya çalışalım. Mesela bir T1 sıcaklığı alalım. Ki bu yüksek sıcaklık olsun. Buradan bir Q1 ısısı çekerek sisteme verelim. Ve sistemimizde çevrimsel olarak çalışıyor olsun. Bu çevrim süreklidir. Çünkü pratikte olayların arka arkaya cereyan etmesi istenir. Buradan belli bir miktar iş elde edelim. Buna eksi W diyelim. Çünkü işi tanımlarken işi çevre tarafından sisteme yapılması durumunda artı almıştık. Görüldüğü gibi iş sistemden çıkmaktadır. Bu durumda bu değeri eksi W olarak yazmam gerekir. Bu sistem gayet güzel. Sistem bir çevrim yapmakta ve daha önceden bildiğimiz üzere bu sistemin delta U değeri 0, sıfıra eşit. Bunun anlamı elde edilen işin alınan ısıya eşit olması. Her sefer böyle bir şey asla olamaz. Böyle bir şey yapmamız mümkün değil. Böyle bir sistemin çalışmasının yegane yolu ek bir kısım daha olması. Buna göre sistemin herhangi bir yerinde ısı kaybı olmalı. Başka bir deyişle bir yakıt yakıp sıcak ısı deposundan Q1 ısısını çekip tamamını işe çevirmem mümkün değil. Ama bu iş kısmen yapılabilir. Kısmen yapılabilir. Yani sistemin herhangi bir yerinde soğuk bölgeye doğru bir ısı kaybı olacaktır ve bunu önlemem mümkün değildir. Bu durumun istisnası yoktur. Böyle bir makine kısmen yapılabilir. Örneğin Q1 pozitif bir değer olsun. Çünkü bildiğiniz gibi Q1 sisteme girmekte. Bu da bizim çevrimsel olarak çalışan sistemimiz.
Dolayısıyla Q1 pozitif bir değer. Ayrıca eksi W de pozitif çünkü iş sistem tarafından çevreye yapılıyor. Ve tabii ki eksi Q2 de pozitif bir sayı. T1 değeri büyüktür. T2 işte bunu yapmamda sorun yok. Burada yapabileceğim başka bir şey daha var. Bu işlemin tamamen tersini yapmak isteyebilirim. Peki bunu herhangi bir dış iş kullanmadan yapabilir miyim? Yani bu işlemin tam tersini yapıp bir soğutucu yapalım. Ama bu soğutucu çalışırken dışarıdan bir iş almasın. Yani bu işlemin tersine gidelim. Bakalım neler oluyor. Burada T2 sıcaklığından yani soğuk depodan başlayalım ve bu yöne doğru gidelim. Buradaki Q2 görüldüğü gibi pozitif bir değer olacak. Sistemimizde çevrimsel olarak çalışmaktadır. Q1 değeri negatif olacaktır. Dolayısıyla soğuk bir T1 sıcaklığında daha sıcak bir yere saklanmış oluyorum. Bu da çok iyi bir fikir. Tabii aynı zamanda imkansız. Bu sistem ancak sistem üzerinde dışarıdan ek bir iş yaparsam çalışabilir. İşte ancak bu durumda soğuk bir cisimde ısı çekip onu daha sıcak bir yere aktarabilirim. Kısaca bu bir soğutucudur. Burada da T1 büyüktür T2 ve bu durumda eksi Q1 sıfırdan büyük. Bu yukarı doğru giden ısı ve işte sıfırdan büyük ki böyle olmak zorunda. Tabi sistem bir çevrimle çalışmaktadır. Delta U eşittir sıfır. Dolayısıyla iş eksi Q1 eksi Q2 olur. Tabii iş sıfırdan büyük. Bunun anlamı eksi Q1'in ki pozitif bir sayıdır. Eksi Q2'den büyük olmalıdır. Başka bir deyişle soğuk bölgeden ısı alıyorum ama sıcak bölgeye aktardığım ısı bu aldığım Q1 ısısından daha büyük. Çünkü bu değer bu miktarda içermekte. Mesela sıcak bir yaz akşamı aklınıza odanızdaki ufak buzdolabını açıp odayı soğutmak gibi bir fikir gelebilir. Ancak bunun pek işe yaramadığını görürsünüz. Çünkü soğutucunun içerisi zaten soğuktur ve soğutucu da içerideki ısıyı alıp dışarı atmaktadır. Mesela buzdolabının arkasındaki sargılara dokunursanız sıcak olduklarını görürsünüz. Isı odaya verilmektedir. Burada dışarıdan yapılan işte verilen ısıya eklenmektedir. Dolayısıyla odaya verilen ısı ilk başlanıştan çok daha büyüktür. İşte bu kötü. Dolayısıyla buzdolabını açıp odanızı soğutmaya kalkarsınız. Odaya daha fazla ısı verdiğinizden odanın ısındığını fark edersiniz. Yani normal olarak oda ısınır. Siz buzdolabının içinde ısı uzaklaştırma isterken buzdolabının kapağını açık tutarsanız buradan çektiğiniz ısı buzdolabının arkasından odaya verilen ısı kadar büyük olmaz. Çünkü bu ısı aynı zamanda dışarıdan verilen işi de içermektedir. Dışarıdan verilen işi de içermektedir bu ısı. İsterseniz bunu bir deneyin. İlginç bir deney olabilir. İlginç bir keşif olabilir sizin açınızdan. Deneminizde bir sakınca yok. Pekala. Clausius'un
İkinci yasası için alternatif bir ifade yazalım. Kendiliğinden olan tüm olaylar tersinmezdir. İlk baştaki örnekte hatırlarsanız, bir tarafta gaz, bir tarafta vakum vardı ve aradaki duvarı kaldırınca gaz anında vakuma doluyordu. İşte bu tersinmez bir olaydır. Tekrar geriye dönmesi mümkün değildir. Şimdi de termodinamiğin ikinci yasası için matematiksel bir ifade yazalım. İkinci yasa için. Bunun önemini göstermek için tebeşirin rengini değiştiriyorum. dQ tersinir bölü t'nin çevrim integralini alırsam sonuç sıfır olur. Hatırlarsanız bu bizim özel fonksiyonumuzdu. Biraz daha detaylandıralım. Bu işlemi dQ tersinmez bölü t için yaparsam bu değerde sıfırdan büyük olur. Dolayısıyla bu bir hal fonksiyonudur. Bu ise değildir. Hatırlarsanız sistemle çevre arasındaki ısı değişimi gidilen yola bağımlıydı. Eğer tersinir bir yol alıp da dQ değerini t'ye böler ve bunun da çevrim integralini alırsak bu değer sıfır çeker. Yani bu fonksiyon sadece başlangıç ve bitiş hallerine bağlıdır. Birinci halden ikinci hale hangi tersine yoldan giderseniz gidin bu değer hep aynı çıkar. Hatırlarsanız iki ders önceki iki tane örnek görmüştük. Hatırlarsanız bazı termodinamik çevrimlere bakmış ve hesaplamalar yapmıştık. Ancak bu çevrimlerde hep tersinir işlemler söz konusu idi. Dolayısıyla çevrim boyunca gittiğimizde, örneğin bir yoldan gidip başka bir yoldan geri döndüğümüzde bunun sıfır olduğunu görmüştük. Başka bir deyişle bu fonksiyonun değeri gidilen yola bağlı olmadan aynıdır. Yani ister en kestirme, isterse zigzaklı bir yoldan gidelim. Bu yollar tersinir olduğu müddetçe bu değer değişmez. Evet. Şimdi DS terimini dQ tersinir bölü t şeklinde tanımlayalım. Burada hal fonksiyonları ile uğraştığımızdan dolayı delta S değeri eşittir 1'den 2'ye integral DS. Bu da eşittir S2 eksi S1 olur. Hal fonksiyonu. Bu hal fonksiyonu olan S fonksiyonu entropidir. Bu değer bizim için daima özel kalacaktır. Evet.
İkinci yasayı kavramak pek o kadar kolay değildir. Mesela bu değeri nasıl hesaplarım? Bu hesabı yapabilmem için tersinir bir yol bulmam şart. Normal olarak DU ya delta U ve delta H değerlerini çeşitli şekillerde kolayca hesaplıyorduk. Ancak burada sistem ile çevre arasındaki ısı değişimini bulmak zorundasınız ve bu değerin yola bağlı olduğunu biliyoruz. Ve bu değer yani ısının türevsel değerinin sıcaklığa bölünmesi de tersinir bir yol kullanılmaması durumunda yola bağımlıdır. Kullanılan yolların tersinir olması kaydıyla bunun sonucu değişmez. Bunun pratik açıdan önemi örneğin buradan buraya gel ve entropiyi hesaplayın dersek bunu yapmak için mutlaka tersinir bir yol bulmamız gerekecektir. Görüldüğü üzere bu fonksiyon şu ana kadar uğraştığınız fonksiyonlardan epey farklı. Birçok kişi termodinamiğin ikinci kanunu anlamak son derece zor olduğundan şöyle baktığımızda bu kanunun çiğnendiği birçok kez örneklerini görürsünüz. Gerçekten bunu yapmak çok kolay. Sürekli çalışan makineler ki bunlara devri daim makineleri diyoruz. İle ilgili çok sayıda iddia mevcuttur. Bazıları epey pahalıya mal olmuştur. İsterseniz bunları satın alabilirsiniz. Nasıl çalıştıklarına bir bakın. Tabii aklınıza gelemeyecek her türlü enerji üretim yöntemleri. Bunların hepsi yoktan enerji elde etmekle ilgili delice fikirler. Örneğin havadan, sudan, ısıdan enerji elde edilmesi, havanın bir ısısı var. O kadar moleküler hareket. Dolayısıyla bunu çekip kullanabiliriz. Üzgünüm, bunu yapmanız mümkün değil. Bunun için böyle bir sisteme ihtiyaç var. Pekala. İkinci yasanın başka ifadelerine de bakalım. Bunu yapmak için bazı tanımlamalar yapalım. Ve bu değerlerin ne olduklarını iyi kavrayalım. Bunları ısı depoları, sıcak ve soğuk cisimler. Daha spesifik olmaktan kastım şu. Isı deposu esas olarak aynı sıcaklıkta olan büyük bir termal kütle olup bundan ne kadar ısı çekerseniz çekin sıcaklığı değişmez. Tabii bu son derece ideal bir durum. Eğer elinizde sabit sıcaklıkta büyük bir kütle varsa bundan ısı çekebilirsiniz ama kütlesi çok büyük olduğundan sıcaklığında ölçülebilecek bir değişim olmaz. Pratikte bu duruma yaklaşabilirsiniz. Şimdi ikinci yasayla ilgili ifadelerde yer alan ek tanımlamalara bakalım. Kelvin sıcaklığı ölçeği ifadesi. Kelvin sıcaklık ölçeği ifadesine göre bir çevrim düzeniyle çalışan bir sistemde bu sizin notlarınızda da var ama siz yine yazın çünkü çok önemli. Çekilen ısının bir kısmını soğuk depoya aktarmadan tamamını işe çevirmek mümkün değildir. Burada iki önemli husus vardır. Bunlardan birincisi
Bunlardan birincisi ikinci yasanın negatif bir yasa olduğudur. Şu yapılamaz, bu imkansız, bu yasa. Bize yapamayacağımız şeyleri söyler. Bu yasa bize sınırlarımızı hatırlatır. Evet. Bu ifadedeki en önemli husus çevrim terimidir. Tabii kullanılan her makinenin sürekli çalışması gerekir. Bir şekilde bir çevrim olması şarttır. Burada önemli bir husus vardır. Eğer çevrim yapmıyorsak ısıyı direkt olarak işe çevirmemiz mümkündür. Örneğin burada mum gibi bir ısı kaynağımız olsun. Ve burada da üstünde bir ağırlık olan bir piston bulunsun. Bu piston iki tane mandal ile tutulsun. Bu mandalları çeker, pistonu bırakırsam buradaki gaz genleşerek pistonu yukarı iter ve piston buralarda bir yere gelir. İşe yaradı, ısı işe dönüştü. Ve etrafta bir soğuk cisim de yok. Ancak bunu bir kere yaptım. Ve piston bir sıçrama yaptı. Eğer bunu çevrimsel olarak yaparsam ortamda bir yerde ısının aktarılacağı bir soğuk bölge bulunur. Evet. Bu diyagram Kelvin ifadesinin nasıl çalıştığını etkin bir şekilde gösterir. Bu şekilde gayet iyi çalışırken bu kısmın olmaması durumunda çalışmaz. Burada tüm ısıyı alıp işe dönüştüremem. Ancak çevrimsel bir işlem yapmayacaksam bu işi yapmak çok kolay. Şimdi de Clausius ifadesinin farklı bir şekline bakalım. Fazla zamanımız kalmadı. Bunu okumam daha iyi olacak. Çevrimsel olarak çalışan bir sistemin soğuk depodan ısı çekip bunu bir kısım işe de ısıya çevirmeden sıcak depoya aktarması mümkün değildir. Başka bir deyişle bu da Kelvin ifadesine benzer ama bu ifade soğuk depodan sıcak depoya ısı aktarılması ile ilgilidir. Bu olay bir kısım işin ısıya döndürülüp sisteme verilmemesi durumunda yapılamaz. Evet. Evet. Burada bitirirsek iyi olacak. Gelecek hafta çok iyi tanımlanmış bir çevrim olan Carnot makinesine bakacağız ve tüm bu hesapları yeniden yapacağız. Burada izotermal ve adiabatik genleşme ve sıkıştırmalar mevcut olup tüm bu hesapları yapmak suretiyle makinenin nasıl çalıştığına bakacağız. Gelecek hafta buluşmak üzere.